Merhaba arkadaşlar. Bugün Taka Tasarım ders video serimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bugün kabartmalı yüzük tasarımı yapacağız. Bunun için tekrar jewel.com'dan buradaki kabartmalı yüzük yani emboss string sekmesinden create'e tıklıyorum. Ve açılan sayfayı bekliyorum. Öncelikle. Tekrardan tıklayalım. Evet. Şimdi gelen bu sayfa içerisinde öncelikle yüzüğümüzün ebatını seçiyoruz. Ben 54'te bırakacağım ama dilerseniz burada farklı ölçülerle de çalışabiliriz. Yani ne gibi? Örnek veriyorum mesela 56, 52, en düşük 33'tü yanlış hatırlamıyorsam. Ama şu anki ölçülerimiz bizim için ideal. Mevcuttaki halinden gideceğim ben. Bir saniye. Şu seviyede olması lazım. Aynen. Ortalama bir değerde. Burada da yüzüğün genel olarak dokusunu, kesitini daha doğrusu görüntülüyoruz. Kesit tasarımını da seçelim. Kesit tasarımı olarak ikinciyi seçiyorum ben. Yani onun için de zaten en sondaki bir şeye gelmesi gerekiyormuş. Yani ebat olarak 2,3 milim, 7 milim. Size 54 olarak geçiyor. Şimdi aşağıda bir resim bölümü çıkıyor. Bu resim bölümünü ben tekrardan kendim oluşturacağım. Bunun için kullanacağım programlar bir Google görsellerden desen bulacağım. İki bu deseni Photoshop'ta düzenleyip kendi tasarımımı oluşturacağım. Şu piksel ölçülerine uygun olacak şekilde bir tasarım yapıp akabinde Add Image'den buraya döküm olarak çıkartacağız. Şimdi öncelikle şeye gelelim. Şuradan yeni bir sekmeden Google görsellerden 2D Flower Pattern şeklinde bir aratma yapalım. Şimdi buradaki çıkan desenlerden istediğimiz hepsini kullanabiliriz. Renkli olanları ayrı tutun, renkli olanları ayrıca değerlendireceğiz. Çünkü bizde mümkün olunca vektör tabanlı olması önemli. Dolayısıyla buradan Flower vektörü seçiyorum. Diğer türlü nasıl vektöre dönüştüreceğinizi de kısaca bahsedeceğim zaten ilerleyen bir sonraki derste. Örnek veriyorum. Şu tasarım güzel bir tasarım. Bunu kopyaladığımızı varsayıyorum. Sonra tekrardan programımıza geliyorum. 824'e 108 piksel. Şimdi buradan yeni bir sayfa oluşturuyorum. Pikselde 824'e kaçtı? 108. 8 piksel. Çözünürlüğü 300 yapalım. RGB. Evet. Şimdi gördüğümüz gibi şeklimiz çıkmış oldu. Buraya yerleştiriyorum resmimi. Şimdi birinci tasarımı şöyle yerleştirdiğim zaman yaz hani ölçüsünde çok deforme etmeden şöyle. Şimdi bu birinci şeklimiz olmuş oldu. Bunun akabinde devam eden bir tasarım olması gerekli. Bunu da hemen şuradan yapacağız. Tekrardan Flower Pattern'a geliyoruz ve burada mevcutta bulunan bir tasarım üzerinden mesela şu çizik tasarımını da alalım. Yani o boş olan yerlere uygun şekilde tamamlayacak resim ve desen seçiyoruz. Onları da yine bu bölüme tekrar aktaralım. Bir saniye alamadık galiba. Resmi kopyala diyeceğiz. Heh. Evet geldi. Şimdi yapacağımız yüzük tasarımında İki farklı çiçeği kullanarak bir yüzük tasarımı oluşturacağım. Direktmen ben şöyle tasarımı oluşturayım. Bunun akabinde şuraya bir tane harf yazalım. Mesela ne olabilir? 15 punto ile yazsak oluyor galiba. Ama yazıyı da el yazısı formatında olması önemli. Çünkü daha şık duracağını düşünüyorum. Daha böyle. Evet, bu olabilir mesela. Menekşe yazalım.
Yazıyı biraz daha kalınlaştırmak istiyorum. Şöyle bir ton verdim. Ve tekrardan diğer çiçeğimi de kopyaladıktan sonra resmimi oluşturmuş oluyorum. Bunu farklı kaydetten JPEG olarak kaydedeceğim. Masa üstüne menekşe adıyla kaydediyorum. Ve şu an tamamlandı. Tekrardan uygulama programımıza gelip resim seç butonuna tıklayarak yapmış olduğumuz tasarımı içeriye aktarıyorum. Gördüğünüz gibi tam ölçüsünde olacak şekilde gelmiş oldu. Design My Ring dediğim zaman otomatikman yüzüğümüzü tasarlamış olacak ve gördüğünüz üzere şu an tasarımımızı gerçekleştirdi. Altın olarak yapabilirsiniz, gümüş olarak yapabilirsiniz. Buradaki yüzeyleri kabartmalı olarak yapıyor, desenleri kabartmalı yapıyor ve bunu Export to Object seçeneğinden obje formatında alabiliyorsunuz arkadaşlar ki şu an indirmiş olduk. Obje olarak model dosyamızı indirdim. Evet, aslında bunun gibi birçok örnek yapılabilir. Zaten ilerleyen ders aşamalarında birkaç tane yüzük tasarımını yapıp bunları paftalanmasını ve sunumunu da oluşturacağız. Gördüğünüz gibi kabartmalı yüzük tasarımı obje formatında indirebiliyoruz. Bunu tekrardan Rhino kullanarak STL gibi imalat dosyaları alabilirsiniz. Artı SketchUp üzerinden şey alabilirsiniz. Döküman alıp biraz daha geliştirebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.